Evet, Kemal Bey, dün duruşma salonunda olan milletvekillerinden biriydim. 47 tane sanık geldi içeriye. Bu gelen sanıkların yarısından çoğu hemşire, 2 tane başlarında doktor var, 1 tane ambulans şoförü falan. Şuna inanmamızı bekliyor şu anda bütün servisleriyle, bütün çalışanlarıyla, bütün destekçileriyle saray rejimi. Bu 47 kişi, bunlar çok alçak, çok şerefsiz insanlar. Devletimiz elinden gelen her şeyi yapmış olmasına rağmen nasıl becermişlerse çeteleşmişler, el kadar yavrulara kıymışlar. Kronolojiyi çok milletvekili arkadaşım anlattı. Ben bir daha oraya girmeyeceğim ama CİMER şikayeti size Mart 2023'te geldi. Sizin bu hastaneleri kapatmanız Eylül 2024, 16 ay sürdü. Bu arada 7 bebek öldü. Canlı yayında öldü bunlar. Polisler dinlerken öyle yaptım, haha böyle yaptım, huhu diye konuşurken 7 tane daha bebek öldü, öldürüldü. Sadece bu çete değil, sadece bu değil. Çünkü herkes biliyor bunu. Yeni doğan değil sadece, yetişkin yoğun bakımlarında neler olduğunu da herkes biliyor. Ne oldu biliyor musunuz? Benden daha çok size gelmiştir, bakanlık yetkililerine gelmiştir. Bu olay patladıktan sonra yüzlerce hamile kadın ulaştı bana. Yüzlerce aile ulaştı. Bana değil bir tek, diğer vekillere, gazetecilere ve hepsine sordu aynı şey ya. Bir kere daha öldürdünüz bu insanların çocuklarını. Hepsi ne soruyor biliyor musunuz? Acaba benim çocuğum eceliyle ölmedi mi? Acaba benim çocuğum kaderi kısmetle ölmedi mi? Ve bunu düşünmek için inanılmaz derecede haklılar. Niye haklılar biliyor musunuz Sayın Bakan? Siz diyorsunuz yani haberimiz yoktu diye. Mesela bir Arzu hemşire var, beyanları çıktı basına, benden daha iyi takip etmişsinizdir. Sağlık Bakanlığı baş denetçileri raporlar vermiş iki kişiyle ilgili. 2016 yılında Arzu hemşirenin çocuğu aynı şu an sanık olarak yargılanan insanlar tarafından öldürülmüş. Hemşirenin iddiası bu. Siz de bu arada ciddiye almışsınız bu iddiaya. Soruşturma açmışsınız. İlker Gönen, Fırat Sarı ifadeler vermişler. Sonuç? Sonuç yok. Bunlar doktorluk yapmaya devam etmiş. Bu hastaneler açık kalmaya devam etmiş. Bir tek Arzu hemşire değil, 2018 TVG hastanesi. Zahmet buyurup geçen ay kapattığınız hastanelerden biri. Bir hemşire 2 hafta çalışmış, dayanamamış olana bitene, size yazı yazmış, şikayet etmiş. Burada böyle şeyler dönüyor demiş. Dönüşünüz ne biliyor musunuz ona? Benden daha iyi biliyorsunuz. Hekimleri bilgilendirdik demişsiniz. TGR hastanesi devam etmiş çalışmaya. Orada da çocuklar ölmeye devam etmiş. Az önce Şafak Hastanesi'nden bahsettiler. Hatta bir AKP milletvekili dedi ki ceza kestik, daha ne yapsaydık. 500 milyon lira ceza kesmişsiniz. 2022 yılında çeşitli yolsuzluklarından ötürü bu hastane açık kalmaya devam etmiş. Hasta bakmaya devam etmiş. Yetmemiş, ne yapmışsınız biliyor musunuz? 3. Havalimanı'nın anlaşmalı hastanesi yapmışsınız siz burayı. Ve şu anda sadece bu çetelerin elinde ölmüyor bu çocuklar. İşte İzmir'de yangında ölüyor, açlıktan ölüyor, yokluktan ölüyor, tecavüze uğruyor, ölüyor, öldürülüyor. Seyrediyorsunuz. Seyrediyorsunuz. Ve sadece sağlıkta olmuyor bunlar. Hadi diyelim sizin hiçbir suçunuz yok. Bakanlığın hiçbir suçu yok. Sarayın hiçbir suçu yok. Bu şerefsizler toplandı, para için bu bebekleri kesti. Ne için kesti Sayın Bakan? Tekrar söyleyeyim. Para için kesti değil mi? Bu işten neden para kazanılabiliyor peki? Hepinize soruyorum ben bunu. Sabahtan beri AKP, MHP milletvekilleri ne savunuyor bize? Sağlıkta dönüşüm, sağlıkta dönüşüm, sağlıkta dönüşüm. Neye dönüştük ya biz? Ticarethaneye dönüştük biz arkadaşlar, ticarethaneye. Bir sürü rakamlar vermişsiniz sunumunuzda. Ben de biraz rakam vereyim. Hekime başvuru sayıları 200 milyondan 1 milyara çıkmış, 1 milyara. Koruyucu sağlık hizmetleri sunum dosyanızda 3-4 ayrı yerde bahsediyorsunuz. Hekimsiniz çünkü, önemini biliyorsunuz. Koruyucu sağlık hizmeti şöyle, koruyucu sağlık hizmeti yapacağız edeceğiz. Niye yapmıyorsunuz? Bakansınız, aha bütçeniz önümde. 2022'de koruyucu sağlık hizmetinin oranı bütçeye %33, siz geldiniz şu anda %26. Çok hastane yaptınız değil mi? Anlatıyorsunuz. Ben anlatayım özel hastane sayısını. Bu rakamları niye hiçbiriniz vermiyorsunuz? 2003 yılında 246 özel hastane var bu ülkede. 2023 yılında 565 özel hastane olmuş. Artışları %30. Bu sırada bizim devletimizin hastanelerinin artışı yüzde kaç? %20'de kalmış. Yatak sayılarından övülüyorsunuz. 11 bin olan özel hastanenin yatak sayısı 55 bine çıkmış. Yaparsa AK Parti yapmış. Siz yapmışsınız. Peki bu özel hastanelerde ne dönüyor? Ne dönüyor? Açık açık soruyorum. Para dönüyor, para. Bir insan niye özel hastane açar? Niye bu kadar özel hastaneler pıtrak gibi her yerde büyür? Demek ki orada para var değil mi? Para kazanıyor bu insanlar. Ve şu anda daha büyük bir soygun söyleyeyim size. Hasta başına verdiğiniz rakamlar burada. Elimde. Sizin istatistiklerinizden aldım. 2024'te devlette, devlet hastanesi bir hastaya 282 liraya bakmayı beceriyor. Devletteki memurlar.
özele gidiyoruz. 800 TL'den aşağıya. Sayın Bakan, bir dakika daha rica ediyorum. Hayır, vermiyorum. Sayın Bakan, tek konuşmacıyım. Herkese verdiniz. Bir dakikamı talep edin. Vermiyorum ne demek Sayın Bakan? Şu kavgayı devam ettirmemiz halinde. Allah Allah ama ya. Allah Allah ama ya. Bu yaptığınız saygısızlık, bakın, tek bir partinin tek bir temsilcisine bir dakika vermeye korkuyorsunuz. Ama ben bitireyim. Zaten sesim yüksek. Siz de gitmeye devam edin. Böyle şemalar yapmışlar ya. Bu şemanın en başındaki isim Recep Tayyip Erdoğan. Sizi oraya atayan, ondan sonra iki özel hastane sahibini oraya atayan Recep Tayyip Erdoğan'dır bu setenin sahibi. Ve şu anda kaçıp gidiyorsunuz. Gidin bence de. Çünkü burada kim istifaya davet etse sizi sırıtarak izlediniz onu. Benim vekil olarak yüzüm kızarıyor, sizin bakan olarak kızarmıyor. Yazıklar olsun hepinize. Hadi kaç.